Washington son birkaç gündür Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlıyor. CHP adına 37 yıllarının ardından yapılan bir ziyaret olduğu için Kılıçdaroğlu'nun temasları, Amerika'da Türkiye'ye dair verdiği mesajlar yakından izleniyor. Bugün sabah saatlerinde Türk-Amerikan Konseyi ATC'nin onuruna verdiği kahvaltılı toplantıya katılan Kemal Kılıçdaroğlu bu toplantıda bir konuşma yaptı. İşte şimdi bu konuşmanın ayrıntılarını Amerika'nın sesinden Mehtap Çolak Yılmaz'dan alacağız. Mehtap, CHP liderinin açıklamalarının dikkatle takip edilmesinin bir sebebi de az önce söylediğimiz gibi bunun uzun yıllar sonra CHP adına yapılan ilk ziyaret olması ve Kılıçdaroğlu'nun artık Amerikalılara kendimizi daha iyi anlatmaya çalışacağız değerlendirmesini yapması. Ben şunu merak ediyorum, Kılıçdaroğlu'nun bugünkü programından senin çıkardığın altı çizilebilecek noktalar ve mesajlar nelerdi acaba? CHP ana muhalefet partisi çok uzun yıllardır Amerika ile ilişki kurmamış, buraya temsilci göndermemiş bir partiydi. O yüzden Amerikalılar da daha önceki yayınlarımızda da belirttik, merak ediyorlardı görüşlerini, Türkiye'nin iç politikasıyla dış politikasıyla ilgili görüşlerini. Geldiğinden beri anlatıyor çeşitli temaslarla. Bugün son günü temaslarının ve bu son gününde dikkat çekici açıklamaları oldu. Öncelikle Amerikan Türk Konseyi'nin onun onuruna verdiği kahvaltıda bir konuşma yaptı. O konuşmanın detaylarına değinmeden önce kendisine sorma fırsatı olduğum bir soru vardı. Anayasa Mahkemesi'nin Mustafa Balbay ile ilgili verdiği karar, CHP milletvekili kendisi hatırlanacağı üzere uzun tutukluluk süresi hak ihlalidir şeklinde bir karar vermişti. Toplantının başladığı sıralarda CHP lideri konuşmaya ve onunla ilgili soruya verdiği cevap şu şekilde oldu. Mustafa Balbay bir gazetecidir. Partimizden milletvekili oldu ve şu anda tutuklu, hapiste, dolayısıyla parlamentoya gelip yeminini edemedi dedi Kılıçdaroğlu. Uzun tutukluluk süreleri ülkemizin Cumhurbaşkanı tarafından, Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafından, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 1. Başkanı tarafından sürekli eleştirildi ancak çözüm bulunamadı dedi Kılıçdaroğlu ve Anayasa Mahkemesi bugün bir karar vermiş ve bu kararın umarım Sayın Balbay'ın özgürlüğüne kavuşmasına önemli bir katkı yapmış olur. Hatırlanacağı üzere bu kararla ilgili gerekçeli karar açıklanması gerekiyor Anayasa Mahkemesi tarafından. Henüz kesin karar değil. Bir başka detayları anlatacak olursak hemen konuşmasına geçelim. Onun onuruna bir kahvaltı verildi. Bu soru cevap kısmından önce bir konuşma yaptı. Ekonomi ağırlıklı bir konuşmaydı. Amerikan Türk Konseyi'nde iş adamlarına ve Amerika'nın önde gelen isimlerine yaptığı konuşma. Merkez Bankası Özerk olmalı. Bu yabancı yatırımcıyı ürkütür. Eğer Özerk olmazsa üzerindeki siyasi baskı olduğunu savundu. Kamu ihalelerinde saydamlık olmalı. Dış politika kararlarımız ekonomiyi de etkiler, zira yatırımcıyı ürkütür dış politika ile ilgili verdiğimiz kararlar dedi. Yatırım iklimi için gerekli adalet, hukukun üstünlüğü ve özgürlük konularında mesaj verdi. Kılıçdaroğlu Musevi lobisiyle görüşmüştü. İlk yaptığı görüşmelerden biriydi geldiğinde. Bu konuşmaları yaptıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'yla biz de Amerika'nın servisi, Amerika'nın sesi adına bir özel röportaj yapma fırsatı bulduk. Orada kendisine bu temasları ile ilgili sorular sorduk. Özellikle dikkat çeken ve Türkiye'de de geniş yankı bulan görüşmelerden biri Musevi lobisiyle yaptığı görüşmelerdi. O Amerika'nın yönetimine de aktarmıştı bunu. Beyaz Saray'da Karen Dunfried'le görüştüğünde ardından Brookings'te de söylemişti. İsrail'le ilişkilerle ilgili mesajların niye bu kadar önem verdiğini sorma fırsatı buldum Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun cevabı şu yöndeydi. Dış politika konusunda CHP'nin görüşleri merak ediliyordu. Irak, Suriye, İsrail, İran konularında zaten Türkiye'de bunları seslendiriyorduk. Ancak geldiğimiz süreç şu, dış politika konusunda görüşlerimizin dünyaya anlatılması ve dünya tarafından da kabul görmesi bizi mutlu ediyor dedi. Beyaz Saray'daki görüşmesiyle ilgili de son derece kendilerinden, Amerikan tarafından olumlu mesajlar aldık yönünde oldu. Bir başka dikkat çekici görüşme yine dün gerçekleşmişti. Amerikan Türk Birliği'nde Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen bu örgütte bir kahvaltı yaptı. Uzun süren bir kahvaltı ve orada dikkat çekici bir isimle bir araya gelmişti Kemal Kılıçdaroğlu. Davos'taki zirve sırasında Başbakan Erdoğan'ını kızdıran moderatör olarak tanınıyor Türkiye'de, David Ignatius'la görüşmüştü. Onunla ne görüştünüz diye sordum Kemal Kılıçdaroğlu'na. David Ignatius'ın kendisine iç politika ile ilgili sorular sorduğunu belirtti ve önümüzdeki günlerde benim anlattıklarımla, kendisine verdiğim cevaplarla bir makale hazırlayacak şeklinde konuştu o görüşmenin detaylarıyla ilgili. Biz oraya cemaat diye gitmedik. Onları o yüzden ziyaret etmedik dedi ayrıca. Kendi faaliyetlerini bize anlatmak istediler. Kahvaltı verdiler ve gerçekten çok başarılı çalışmaları vardı.
dedi. Kesinlikle başka konuda görüşülmedi dedi. Sorunlara bizim bakış açımız, ön yargılarımızdan kurtulmamız gerektiği, birbirimizi ön yargılarla değil bir araya gelerek konuşarak daha iyi tanıyabileceğimizi kendilerine söyledik. Toplumun her kesiminden ılımlı mesajlar alıyoruz dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar sıradan koşullar değildir dedi. Dış politika konusunda, iç politika konusunda çok ciddi açmazlar vardır. Raydan çıkan bir tren gibiyiz dedi. Nereye gideceğimiz belli değil. Biz istiyoruz ki Türkiye'nin yönünü çağdaş uygarlığa, batıya çevirelim ve rayından çıkan o treni rayına sokalım dedi. Amerika'nın sesine verdiği özel mülakatta da bu mesajları verdi Kemal Kılıçdaroğlu. Bugün artık son günü bu kapsamlı ve kısa süren ziyaretinin. Johns Hopkins Üniversitesi'nde bir konuşma yapacak. Gezi başlıklı bir konuşma olması tahmin ediliyor içeriğinin. Ve ondan sonra da bir basın toplantısı yapacak Amerika saatiyle 16.30 Türkiye saatiyle gece 1.30 sıralarında. Sonra da temasları sona ermiş olacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun temaslarından aktardığımız detaylar böyleydi. Aktardıkların için teşekkürler Mehtap. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü Washington temaslarını Amerika'nın sesinden Mehtap Çolak Yılmaz'la konuştuk.